Kal Tele 1 Ana Haber'e hoş geldin. Selam Evren, merhaba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Çok mutlu olmadığımız günlerden geçiyoruz. Sen de tam içindesin. Asıl mutsuzluğu. Neler anlatacaksın bize? Durum nedir oralarda? Valla şimdi şöyle göstereyim. En azından helikopteri göstereyim de bu tam iniş anıydı. Bu helikopter bugün böyle bir planlama olmadı ama yayında denk geldi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet, arkamdan. Görüyoruz. Görüyor musunuz? Evet. Ben şurada ormana ait helikopter. Hisarolu Körfezi'nde bu Turgut Köyü'nde olduğu koya geliyor. Sabahtan beri çalışıyor bu koya. Değişiklik yaptılar mı bilmiyorum ama bu halde sabahtan beri çalışıp saat 6 mıydı, 6 çeyrek geçe miydi ne? Başladı. Aynı bölgeye aşağı yukarı Turgut'un tepelerine suya atmaya. Şu anda görüntüde mi Evren bilmiyorum. Çıktı görüntüden şu anda helikopter. He tamam. Heh, şimdi geldi, tamam, orada. Evet, tamam. Bu şekilde götürülecek yine tepelere ve daha sonra da o suyu boşaltacak. 8'e kadar da sürecek bu aşağı yukarı su taşıma işi. Sonrasında tabii akşam olacak. Akşam tehlikeli işte. Yani akşam olduğu zaman her şey kendi başına kalıyor. Yani ateş kendi başına kalıyor. Evet. Alevler kendi başına kalıyor. Senin müdahale edemiyorsun. Sadece bakıyorsun. Uçak işte, gördün mü? Valla uçak yok ya. Ben burada uçak görmedim yani. Sabahleyin geldi bir tane. Saat o da böyle 6.30-7 gibi heyecanlandık. Hı-hı. Ama tam benim karşım Gökova'nın buraya bakan sırtı. Arkası da Gökova zaten. İşte bu Ören tarafları, Milan, diğer yangının olduğu yerler, orası, oraya gitti uçak. Burada sadece helikopter var ve helikopterle bu yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Başka bir şey görünmüyor. Yani sadece karadan bir çalışma var burada. Yani dersen ki bana, ya söndürülüyor mu? Hayır, söndürülmüyor. Sadece yanacak yer kalmıyor ve yangın bitiyor. Evet. Bu kadar. Yangın kendi kendine bitiyor çünkü yanacak yer kalmıyor. Sahadaydın. Tabii. Köylülerin tabii. Orada yerleşiklerin yanındaydın. Çok takip ediyorum seni, görüyorum da yaptığın yayınları da, nasıl nerelerde olduğunu da. Ne düşünüyor insanlar? Onların telaşı ne durumda? Ya insanlar ne düşünsün ki? Yani yapacak bir şey yok. Çaresizlik. Yani Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Tabii. Yani burada gelip görmek gerekiyor bu çaresizliği. Yetkililer de görüyor zaten. Yani valisinden, kaymakamına, belediye başkanından, bürokratına, işte orman idaresinden çalışanından, ne bileyim itfaiye yerlerine kadar halkın çaresizliğini herkes görüyor. Yapacak bir şey yok ama sahip çıkıyorlar. Yani gerek Orhaniye olsun, gerek işte ne bileyim Hisarönü olsun, Değirmen Yanı, burası yani Turgut Köyü'nün sakinleri, genci yaşlısı, sağlıklı olan herkes. Eline bir şekilde bir şey alıp dağa gidiyor ve işte nerede bir şey gerekiyorsa kendi yurtları çünkü burası. Yıllarca burada yaşamışlar. Geçimlerini buradan sağlıyorlar. Turizmden, evet. Arıcılıktan, balcılıktan kazanıyorlar. Ve ona sahip çıkmaya çalışıyorlar. Olmayınca da maalesef o gönderilmesi gereken, işte yeterli sayıda helikopter gönderilmesi gereken uçaklar olmayınca da isyan ediyorlar. Çünkü karadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Mümkün değil. Coğrafya buna el vermiyor. Evet. Sarp kayalar var, yüksek dağlar var. İnsanlar oraya çıkması mümkün değil Evren. Yani yapamaz, mümkün değil. Fiziken evet. Mümkün değil. Evet. Bir yere kadar çıkabiliyorsun. Ondan sonra zaten artık uçakların veya hava söndürme araçlarının gelmesini bekliyorsun. Yani öfkeliler de ya. Öfkeliler de yani çaresizlik öfke yaratıyor çünkü insanlarda. Evet. Neden söndürülemediğine dair. 7 gündür bu alev devam ediyor Marmaris'te ve maalesef söndürülemiyor. Bak derlerse ki eğer bir gün bu yangın bittikten sonra, ya bu yangını biz söndürdük. Hayır, söndürmediniz. Bu yangın kendi söndü. Yani çünkü yanacak yer kalmadığı için gidiyor bitiyor. Turunç'ta böyle oldu. Kumbükü'nde böyle oldu. İçmeler'de böyle oldu. Hisarönü'nde böyle oldu. Orhaniye'de böyle oldu. Keçibükü'nde böyle oldu. Turgut'ta da farklı bir şey olmayacak yani. O yüzden derlerse ki görebiliyor musun beni? Şu an gittin. Hemen bağlar arkadaşlarım. Bir dakika, yanlış yere bastım da ondan. Şu anda valla bu teknoloji de, kusura bakmayın, özür dilerim. Olsun, estağfurullah. Umarım. Geldi görüntü mi şu anda? Geldi, tamam. Geldi, tamam. Yani derlerse ki böyle biz söndürdük ettik.
Hayır, yalan söylerler. Ya ben buradayım. Ben neden yalan söyleyeyim ki? Ben art niyetli bir insanım, değilim. Ve görünen köyde kılavuz istemez. Ama şöyle olsaydı, yani karadan müdahale gerçekten iyiydi, insanlar başarılıydı, köylüler başarılıydı, itfaiye, orman, sivil hareket çok başarılıydı. Havadan da destek tam olsaydı o zaman bu yangının önüne geçilebilirdi. Değil mi? Ama ne yazık ki oradaki eksik. O zaman derlerse ki biz söndürdük bunu. Evet arkadaş, siz söndürdünüz bunu. Alkışı da hak ediyorsunuz, her şeyi hak ediyorsunuz. Tebrik ederiz denirdi. Ama öyle bir durum yok. Bütün bunlar yaşanırken AKP iktidarından, yani vekiller örneğin bölgeye, köylere yardıma, dertlerini dinlemeye geliyorlar mı? Hani TOKİ'ciler haricinde. Ya geliyorlar tabii. Şimdi iki olay anlatacağım. Lütfen. Bir tanesini kendi gözümle gördüm. Diğerinde Hisar Önülü bir arkadaş anlattı dün. Şimdi önce ne gün, iki gün önce, üç gün önceydi. Şu hemen Turgut'un Selimiye yolu üstünde bir yer var. Tepelik bir yer. İşte orada çalışmalar var filan. İnsanlar söndürmeye çalışıyor. İtfaiyeleri söndürmeye çalışıyor. Herkes çalışıyor. Sivil hareket öyle. Daha sonra işte uçak istiyoruz. Kendi soluma gideyim biraz. Böyle. Tamam. Uçak istiyoruz. Uçak gelmiyor. Helikopter istiyoruz. Doğru dürüst hareket olmuyor. İşte onlar da yetmiyor çünkü. Farklı farklı yerleri suluyorlar veya su atıyorlar. Daha sonra işte böyle lütfen hava desteği, lütfen hava desteği derken bir tane milletvekili geldi buraya. İktidar partisinden bir hanımefendi. Ben de Twitter'a yazdım zaten. Artık yani umutlu değilim. Yani en azından burada da bir işiniz yok, geldiniz. Ama en azından geldiniz, belki helikopter getirebilirsiniz. Yukarıdan ben izliyorum. Kadıncağızı arıyor, birilerini arıyor, bak çabalıyor ama köylünün tepkisi de var ona. Hatta işlerinden bir tanesi sinirlendi, öfkelendi filan vekile. Ben duyamıyorum ama daha sonradan işte muhtar geldi, onu söyledi filan. Aşağıda gerginlik oldu, birilerini arıyor, yok netice yok, öyle yaptı, aradı etti artık kimlerle konuştuysa. Sonra da saatler sonra, saat 4.30'da falan böyle bir helikopter ilk sulamayı yaptı buraya. Suyu attı. Bu bir. İkincisi, iki gün önce, dün anlattı bana arkadaş, ondan bir gün önceymiş. İçişleri Bakanı geliyor buraya. Ve neden yalan söylesin? Bağrı yanmış bir genç arkadaş. Abi dedi, İçişleri Bakanı geldi dedi. Etrafında dedi, bir sürü dedi insan dedi. Bir sürü dedi koruma dedi. 50 veya 60 metre ileride dedi itfaiyeciler müdahale ediyor yangın, oradan bağırıyorlar dedi. Ya bir insana ihtiyacımız var, insanlara ihtiyacımız var. Yani ona ama bakanın etrafında korumalar, ne bileyim bürokratlar, onlar bunlar, bir sürü insancıklar öyle. Yani insanların da çalışmasına engel oluyorlar. Evet. Oraya gelip. Çünkü tek başlarına gelmiyorlar. Kendi danışmanı 3-5 korumasıyla gelmiyor. Öyle bir kalabalık geliyorlar ki. Evet. Oo 3-5 araba, 5-10 araba artık, bir de İçişleri Bakanı. Yani bakan, ya milletvekili bile 3-4 arabayla gelmişti. Bakanı ben görmedim. Herhalde 10 arabadan aşağı değildir. Yani yanında işte emniyet mensupları, korumalar vesaire. Düşünsene, hiçbir şey yapmıyor. Sadece bakıyor. Bir de güzel sözler. Yani bu yangını söndüreceğiz, edeceğiz. Onların buraya gelmemesi gerekir bence. Çünkü engelliyorlar. Çalışmaları engelliyorlar. Ha, geleceklerse de bu şekilde gelmemeleri lazım. Hani geldiklerinde itfaiyeleri bile bekletecek konvoylarla, çalışmaları engelleyecek insan kalabalığıyla geliyorlarsa. Onu görmedim. Hı-hı. Ama olabilir yani. Neden olmasın? Türkiye burası, şaşırtmaz beni. Yangın beklesin, bakan geçsin mantığı. Evet, sen de dikkat et kendine diyelim o zaman. Tamam, teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bizden bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Biz buraya uçak istiyoruz. Bak bugün birazdan yangın bitecek. Özür dilerim, hava kararacak, tamam mı? Arkadaşımı da dinledim şimdi, Gökova tarafından bildiriyor. Oranın rüzgarı daha bir serttir. Biraz da akşam hava gösteriyor burada. Hı-hı. Helikopter kalmayacak bir saat sonra, 1,5 saat sonra. Ve için yanmaya başlayacak. Köyde tahliye kararı var. Köyün girişleri ve çıkışları kapatıldı, Turgut Köyü'nün. Aynı Hisar Önü gibi oldu, aynı Orhaniye gibi oldu şu anda. Evet. Bekliyoruz. Ve yani bugün artık imkansız. Ama lütfen yarın birileri buraya acilen 3 tane mi helikopter gönderecek? Yani 2 tane mi uçak gönderecek? 1 tane bir uçak gönderecek. Eşit paylaştır veya. Ve bu yangını söndürelim. Yani en azından karadaki ekiplerin başarısı taçlandırılsın. Evet. Ben böyle bir ricada bulunayım bizi yönetenlerden. Yarın olsun, hayır olsun. Şimdi 14 bölgede hala yangın devam ediyor. Evet. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama bu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın.
16 uçak geldiği söylendi. 50'nin üzerinde helikopter var. Tabii bunları parçalamak evet. lazım. Ama akşamında evet. olmaması gerekiyor değil mi? Çaresiz bekleyiş çok üzücü herhalde. Akşamlar, sen orada vatandaşla berabersin. Geceleri daha da zor geçiyor değil mi? Ya geceleri zor. Gerçekten zor. Çünkü ateş kendi başına kalıyor Evren. Yani hiçbir müdahalede bulunamıyorsun. Sadece karadan müdahalede bulunabiliyorsun. Yayılmaması için, evlere gelmemesi için. Evet. İtfaiye gerçekten yani burada bak Aydın var. Muğla'nın kendi itfaiyesi var. Aydın var, Balıkesir var, Sakarya var, Burdur var, Eskişehir var, İstanbul var, Tekirdağ var. İlçe belediyeler, Kadıköy gördüm, Karabağlar gördüm İzmir'de. Yani bunlar unuttuklarım varsa özür dilerim. Ama birçok yerden itfaiye ekipleri var. Ve bu koca yangında Hisarönü'nde sadece bir evin damı yandı. Bir evin damı yandı. O kadar profesyonel ve o kadar sakin insanlar ki ve o kadar işlerini bilen insanlar ki düşünsene onca yangın oldu. Çünkü onların görevi meskun mahalleleri korumak. Evet. Şehir itfaiyelerinin. Ormanın görevi de, orman idaresinin görevi de ormanı korumak. Evet. Onların da böyle bir iş dağılımı var. Ama itfaiye, ormana zaten müdahale edemiyorsunuz. Ama itfaiye, kentlerin itfaiyesi, meskun mahalleleri öyle bir korudu ki. Evet ağaçlar yandı, börtü böcek yandı. Ama düşünsene Hisarönü gibi bir yer yanıyor. Ne bileyim işte burada Orhaniye gibi bir yer yanıyor. Tek bir evin çatısı yandı sadece. Şimdi burada da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Tabii akşam olunca sözün özü rüzgar şiddetlenmemesi gerekiyor. Kıvılcımı mümkün olduğu kadar azaltması gerekiyor. Kozalağı mümkün olduğunca azaltması gerekiyor. Buranın bir alt yolu var. Turgut'un orada bütün ekipler sıralandı. Türkiye'nin birçok yerinden gelen belediye ekipleri sıralandı. Alkışlıyorum o insanları. Bir de sivil hareket. Düşünsene o sivil hareket o kadar bir kez daha kendini öyle bir gösterdi ki öyle bir kenetlendiler ki birbirini tanımayan insan bunlar. Ha. Bir tanesi dün mesela ben saat 3.30'du sabaha karşı Delikli Yol'a gittim. Orada insanlar çıkmışlar gelmişler. Oranın yerlisi de var. Bir tanesi İstanbul'dan gelmiş. Bir tanesi otostop yaparak yolu buraya düşmüş. Ağrılı gelmiş. Bir tanesi yönetici, bir tanesi garson, bir tanesi başka bir işsiz. Böyle gelmişler. Orada tanışmayan, bilmeyen, birbirlerini bilmeyen insanlar geliyorlar. Kadınlı, erkekli, gençli, yaşlı. Orada bir sivil inisiyatif kullanıyorlar. Yani onların da tabii eksi olan yanları şöyle bir şey. Alevlere de dalıyorlar. O kadar cesurlar ki yani alıyor adam hortumu gidiyor. Bak bu cesaret ama tabii... Sordum yani kendi hayatınız da tehlikede biliyoruz dedi. Biz bunun riskini alıyoruz ama tabii önce yetkilileri dinlemek gerekiyor. O sivil evet. hareket de çok başarılıydı. Hı-hı. Bir de benim anlamadığım bak koca Türkiye'de 7 gündür sadece burası yanıyor. Hala asker kışlada bekletiliyor. Evet. Sosyal medyama da yazdım ben bugün. Ya neden bekletiyorsunuz arkadaş? Bak burada sivil inisiyatif var, köylüler var. İşte artık şeyi saymıyorum, itfaiye ve ormanı saymıyorum. Ama bunlara destek olarak kışladaki o insanları neden çıkartmıyorsunuz? Onlar yer temizliği, alan temizliği yapsınlar. Binlerce askerden bahsediyoruz. Tabii. Azeriler geldi buraya arkadaş. Azeriler yani o kadar cansiperane mücadele ettiler ki Alevlere karşı yapabileceklerinin maksimum düzeyde en iyisini yapmaya çalıştılar. Ben bunu bir türlü anlamış, çözmüş değilim. Neden bekletiyorsunuz o insanları orada? Senin bir fikrin var mı neden bekletildiklerine ilişkin? Korkuyorlar herhalde canım. Harbiden korkuyorlar. Ben yazdım yani sosyal medyama da endişe içerisinde herhalde ki ondan yapıyorlar. Başka türlü neden olmayacak? Çünkü çıkartman gerekir. Çünkü köylüyle birleşsin yani 50 kişi mücadele ediyorsa ne bileyim orada 500 askerin geldiğini düşün. 550 kişi bir anda karadan müdahalede bulunacak. Tabii. Ve o alan temizliğini, yer temizliğini yapacak. Çünkü ateş yerden gidiyor. Yerden gidip yukarı doğru fırlıyor. Yani günahları boynuna. Yazık. Üzülüyorum yani bu coğrafya bilmiyorum geldim mi hiç buralara da bu coğrafya geldim. Çam ağaçlarıyla harika bir yer. Yani balın zaten çam balının merkezi burası biliyorsun. O da gitti. Yani burada artık kaç sene bal alınır alınmaz bilmiyorum. İçim acıdı ya. Asparan yoluna girdim dün. İçim acıdı. Şimdi uzmanlar diyor ki 10-15 yıl evet. eğer hiç dokunulmadan bırakılırsa doğa kendini yeniler. Ama yeter ki 10-15 yıl hiç dokunulmasın ve takviye edici, orayı güçlendirici bir şeyler yapılsın. Sen katılıyor musun 10-15 yıl bir şey yapılmayacağına oralara? Aynı soruyu ben sana soracaktım şimdi. Sen inanıyor musun 10-15 yıl dokunmayacağına? Yemin billah ediyorlar. Yok dokunmayacağız da etmeyeceğiz de ormanları tekrar yaşatacağız da ya bırak yani. İnsan aklıyla dalga geçme.
O 15 senede görürüz, 15 sene hayatta olursak eğer. Yaradan ömür verirse 15 sene sonra Asparan yolunu da görürüz. Değirmen yanını da görürüz. Hisarını da görürüz. Orhaniye'yi de görürüz. Burada yanan yerleri de görürüz. 15 sene sonra buluşmak üzere. Evrenciğim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Katıldığın için Telebir Ana Haber'e ve dikkat et kendine, çevrendekilere. Hepimiz, yani ve yani kolay gelsin diyelim. Sen de katılıyorsun çünkü çalışmalara. İyi akşamlar eğer iyi olabileceksin. İyi akşamlar.